Şimdi arkadaşlar merceklerde özel ışınları ve özel olmayan ışınları göreceğiz. Yani merceklerde gelen ışınlar ve bu ışınların izlediği yolları yorumlamaya çalışacağız. Öncelikli olarak ince kenarlı mercekte eğer asal eksene paralel olarak gelen bir ışın varsa odaktan kırılmak zorundadır diyebiliriz asal eksene paralel gelen bir ışın odaktan kırılır. Bunun tersi de mümkündür. Odaktan gelen bir ışının asal eksene paralel bir şekilde kırıldığını söyleyebiliriz. Peki mantık nedir? İnce kenarlı merceğin özelliği nedir arkadaşlar? Toplamak. Yani ne yapacak? Buradaki gelen ışınları asal eksene doğru yaklaştırmak istiyordur, toplamak istiyordur diyebiliriz. Birazdan göreceğiz. Kalın kenarlı merceklerde ise bunun tam tersi. Asal eksene gelen ışınları ne yapacak? Uzaklaştırmaya çalışacak. Çünkü kalın kenarlı merceğin özelliği dağıtmaktır diyebiliyoruz. Peki bir sonraki özel ışınımız. 2F'den gelen bir ışının varsa merkezden gelen bir ışın merceğin diğer tarafında yine merkezden kırılıyordur diyebiliyoruz arkadaşlar. Eğer 3F'den gelen bir ışınımız varsa merceğin diğer tarafından 3F bölü 2'den kırılması gerektiğini söyleyebilirim. 3F'den gelen 3F bölü 2'den yine bunun tersi de mümkün. 3F bölü 2'den gelen bir ışının da 3F'den kırılması gerektiğini söyleyebiliriz. F bölü 2'den gelen ışın uzantısı F'den kırılacaktır diyebiliriz arkadaşlar. E peki biz ne diyorduk? Bak şimdi şöyle düşün. En çok karıştırılan ışınlardan birisi budur. Bu ışını bizim asal eksene yaklaştırmamız gerekiyordu ince kenarlı bir mercekte. O zaman asıl eksene doğru ben bunu yaklaştırdım. E peki o zaman ne oldu? Uzantı şeklinde kırıldı ve bu uzantının da artık neresi olduğunu söylüyoruz f. Yine tersi de mümkün. Ne demiştik öncesinde? F bölü 2'den gelen uzantısı f'ten, uzantısı f'ten gelenin de f bölü 2'den kırıldığını söyleyebiliyorum. Peki merceğin tepe noktasına gelen bir ışınımız varsa tepe noktasına gelen ışınlar hiçbir kırılmaya uğramayacaktır. Yani doğrultu değiştirmeden yoluna devam ediyordur diyebiliyoruz arkadaşlar. Her ışın bizim için özel ışın olmak zorunda değil. Özel olmayan ışınlarda peki biz ne yapacağız? Şöyle düşünelim. Şurada dışarıda bir noktadan gelen bir ışınım var ve buradaki merceğe gelme uzaklığına da x kadar diyorum. Peki burada kırılan ışını da şu şekilde gösterelim. Bunun içinde diyorum ki y kadarlık bir uzaklıkta merceğe. Şimdi buradaki uzaklığı bulurken dememiz gereken şu 1 bölü f eşittir 1 bölü x artı 1 bölü y'dir diyebiliyor muyuz? Şimdi dikkat edersek burada odak uzaklığını pozitif aldım. İnce kenarlı merceklerde biz buraya her zaman pozitif alacağız. Ve buradaki x'in ve y'nin işaretlerini de pozitif aldık. Bunun sebebi nedir? Eğer ki ışınların kendisi asal ekseni kesiyorsa pozitif alacağız. Eğer ışınların uzantıları asal ekseni kesiyorsa buradaki işaretinde negatif alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar yine burada bir genelleme yapabiliriz. Genelleme bizim için nasıl olacak? Şöyle düşünelim. Gelen ışın diyorum. Ve şuraya da diyelim ki kırılan ışın. Şimdi arkadaşlar gelen ışın 2F'den geliyorsa 2F'den gelen 2F'den kırılıyordu. 3F'den gelen bir ışın 3F bölü 2'den kırılacaktır. 4F'den gelen bir ışının 4F bölü 3'ten yani n f'den gelen bir ışının artık n f bölü n eksi 1'den kırıldığını söyleyebiliriz. Peki bu ne demek? Merkez dışından gelen bir ışının mutlaka ve mutlaka odak ile merkez arasından kırılması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Neden? Çünkü dikkat edersek burası hep 2 f'den büyük sayısal değerleri yazdık. Ve çıkan sonuçlar hep bizim için ne oldu? 2 f ile f arasındaki sayısal değerleri verdi. Yani neymiş? Odak ile merkez arasından gelen, merkez dışından, merkez dışından gelen bir ışın ise odak ile merkez arasından kırılmak zorundadır diyebiliyoruz. Peki kalın kenarlı merceğimize bakacak olursak, kalın kenarlı merceğin özelliği bizim için neydi? Dağıtmaktı. O zaman üzerine gelen ışınları asal eksenden uzaklaştıracaktır diyebilirim. Ve eğer asal eksene paralel gelen bir ışının varsa bu ışınların artık uzantılarının odaktan kırıldığını söyleyebiliyoruz. Ya da tam tersi uzantısı odağa gelen bir ışınımız varsa bunun da artık asal eksene paralel bir şekilde kırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer arkadaşlar uzantısı 3F bölü 2'den gelen bir ışın varsa uzantılarının 3F'den kırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Uzantısı 3F bölü 2'den gelen bir ışın uzantısı 3F'den kırılmak zorunda. Ya da yine tam tersi uzantısı 3 ef'e gelen bir ışının varsa uzantısının 3F bölü 2'den kırılması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Uzantısı 2F'den gelen ışın uzantısı 2F'den kırılır. Yine uzantı şeklinde merkeze gelen bir ışın varsa uzantı şeklinden merkezden yine ne yapmak zorundadır arkadaşlar? Kırılmak zorunda. Uzantısı 2 ef'e gelen uzantısı 2F'den kırılmak zorundadır diyebiliyoruz. Peki F'den gelen bir ışın varsa yine bizim için çok karıştırılan bir ışındır. Neydi arkadaşlar? Kalın kenarlı mercekte dağıtacaktı. Yani asal eksenden uzaklaştırdım. O zaman dikkat edersek bu ışın nereye düştü? Uzantı şeklinde F bölü 2'ye düştü diyebiliyoruz. Uzantısı F bölü 2'ye gelen bir ışın F'den kırılacaktır diyebiliriz. Eğer tepe noktasına gelen bir ışınımız varsa hiçbir kırılmaya uğramadan yani doğrultusunu değiştirmeden yoluna devam etmek zorundadır. Yine arkadaşlar her ışın bizim için özel ışın olmak zorunda değil. Özel olmayan bir ışın yolladım ve dedim ki merceğe olan uzaklığımız x kadar. Ve bu merceğe gelen ışın ne yapacaktı? Kırılırken asal eksenden uzaklaşacaktı. O zaman şu noktaya düşürelim ve buradaki mesafeye de y kadardır diyoruz. Peki arkadaşlar artık nasıl yazacağız? İnce kenarlı merceklerde odak uzaklığı pozitifti. Kalın kenarlı merceklerde odak uzaklığımız artık negatif. Yani eksi 1 bölü f eşittir diyorum 1 bölü x artı eksi 1 bölü y'dir diyoruz. Neden artı eksi dedim? Eğer uzantılar asal ekseni kesiyorsa uzantı kestiği zaman buradaki işaret negatif olacak. Eğer ışının kendisi asal ekseni kesiyorsa o zaman buradaki işaretin pozitif olması gerektiğini söyleyebilirim. Hemen bir genelleme yapalım. Gelen ışın diyorum. Ve buraya da diyoruz ki kırılan ışın. Kırılan ışın. Peki arkadaşlar gelen ışın eğer f'ten gelen bir ışın varsa eksi f bölü 2'den kırılacaktır. 2 f'ten gelen bir ışının varsa eksi 2 f bölü 3'ten kırılacaktır. 3 f'ten gelen bir ışının varsa eksi 3 f bölü 4'ten kırıldığını söyleyebilirim. Yani n gelen bir ışının eksi n f bölü n artı 1'den kırıldığını söyleyebiliyoruz. Yani sonuç olarak arkadaşlar asal eksende nereden gelirse gelsin asal eksenden gelen bir ışının mutlaka uzantı şeklinde ve odakla mercek arasından kırılması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Müzik